Hizmet, hizmet! Efendim anne. De hadi kızım, süre doldu. Tamam anneciğim, tamam. Her şey hazır. Mercimeği de fırına verdim. Güzelce giydim, hiçbir kusur bulamazdım. Kız bunlar yam yam, her şeye bir kusur bulurlar. Ama biz ne yapıyoruz? Sempatikliğimizi eksik etmiyoruz. Yüzümüzde gülücükler eksik olmuyor, tamam mı? Tamam. Hadi gelirim. Efendim, hoş geldiniz. Guler yüzlü şikayetim gelmiş. Kaçmadı. Gelin elimi öpmedi. Ben böyle şey görmedim. Çok güzel karşılandık. İnşallah her şey çok güzel gider. Kız gurbet şükür kavuşturan, hoş geldin. Terlik vermedim ama. Yok canım, sağ ol. Avrupa'da böyle bir şey yok. Eve ayakkabıyla girilir. O montu içeri koy şimdi. Yeni kuru temizlemeden aldım yavrum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay bütün ev yemek kokmuş. Safa oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk Meziyet Hanım. Her şey hazır mı bari? Hazır, hazır yavrum. Geç. Ay bu da oğlunu her yere taşıyor. Adam 35 yaşına geldi. Kız hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safa oğlum, sen şöyle otur, masada yer yok. Beni unuttunuz mu yoksa Meziyet Hanım? Aa, unutur muyum? Bugün altın günü diye. Sen geç oğlum. Tamam zaten, o karnını doyursun, geçer eve. Şikayet Hanım, ayakta kaldınız. Gelininizin sandalyemi çekmesini bekliyorum. Avrupa'da böyle bir şey yok. Orada hemen oturturlar. Aman oturun canım. Sanki evinizde sandalyenizi çeken mi var? Hizmet nerede? İçeri gitti, gelmek bilmiyor. Gelin yetiştiremedi mi yoksa Meziyet Hanım? Yok, her şeyciklerimiz hazır Allah'a şükür. Ayol buna da ne oluyorsun mübeccel? Tamam. Hizmet, hizmet! Efendim anne. Şikayet teyzenin sandalyeyi çekiver. Buyurun. Neler yaptınız bakalım? Efendim, kremalı mantar çorbası yaptık. Hazır krema mı? Pardon. Evet. Ben yemem. Ya ben hazır krema şey, ama oğlan yer, sen getir. Neden olmasın? Ben yerim kızım. Tamam. Biz böyle uygun gördük efendim. Ara sıcak olarak ne var? Ara sıcak olarak da içli köfte var. Kıymalı mı? Evet, kuzu kol, çift çekim. Ben 94'ten beri böyle saçma şey görmedim. Ama o danadan yapılır hem, kuzudan değil. Böyle de lezzetli olmuştur Şikayet abla. Tamam. Bu da benden büyük, bana abla diyor. Ama yine de bir tadarsınız, alınır. Niye? İçli diye mi? O komik miydi Gıybet Hanım? Bak görüyorsun değil mi? İstediği çikolatayı almadım diye iki gündür bana anne demiyor. Ben bunu 9 ay karnımda taşıdım. O çikolatayı çok sevdiğimi biliyordunuz Gıybet Hanım. Tamam. Sefa oğlum, üzme anneni yavrum. Hizmetçim, ben çok merak ettim içli köfteni. Tamam. Zaten bunun lezzetlisi kuzudan olur. Aslında Avrupa'da hiç öyle değil. Bizde ona dışlı köfte derler. Böyle çok ince bir lahana sararsın onun dışına. İçi de gözükür, dışı da gözükür. İçi dışı bir olur. Ne yediğini bilirsin. Teşekkürler. Anladık Gurbet ablacığım, da bizimkinin de dışı bulgur, içi kıyma. Bildiğiniz içli köfte ayol. Bilmem. Neler diyeceksiniz Hizmet Hanım? Meziyet Hanım? Keşke paçanga yapaydık. Keşke. Ben sana dedim Hizmet. Paçanga yapacak. Dur lan dur. Sikeş sikeşsinler, çok kötü hocam. Çok haklı. Hocam gıybet, gırbet, gurbet hepsi. Hangisinin ismini şaşırdı? Hocam hizmet dedim bu şeye. Hizmet Ayşegül. Bir tane hezimet var. Hezimet mi? Hezimet yokmuş, ayı var. Zukkum Hanım var. Tamam. Sen ama şey yapma, dış ses gibi söyle. Aynısını nasıl yapıyorsun oğlum sen? Nasıl yapıyor ya bu aynısını? Yap bakayım bir. Neler yaptınız bakalım Meziyet Hanım? Tamam, devam edin. Meziyet devam et. Ana yemek olarak da fırında beşamel soslu etli mercimek, yanında da sütlü Nuriye. Ben böyle rezalet görmedim.
Avrupa'da hiç yanlış laf söylenmez. Ben böyle rezalet görmedim. Sütlü huriyedir o. Cennet hurmasından yapılır. Neyse ben servis edeyim artık. Aynen annem. Şikayetler hakkında ne diyeceksiniz Hizmet Hanım? Yani daha yemeden muhalefet etmelerini doğru bulmuyorum ama onlara yemeklerimle en doğru cevabı vereceğim. Masaya canlı çiçek koymuşsunuz. Değil mi? Çok güzel kokuyorlar. Sizler için efendim. Ben canlı sevmiyorum. Oksijen saç. Nasıl? Oksijen saçıyor. Ben 63'ten beri rahatsız oluyorum. O yatak odasına koyarsan olan bir şey. Salonda saçmıyor. Avrupa'da balkona koyulur. Yani biz böyle uygun gördük, böyle düşündük. Şikayet Hanımcığım, karbondioksit salar bu. Gündüzleri salmaz, geceleri salar. O yüzden kızım yatak odasına koymayız. Şunun şurasında hava kararacak bir saat var. Mübecel abla, ben anlamadım. Gündüz çiçek koyabiliyoruz ama yatak odasına değil. Yok, tam öyle. Bunun beynindeki loplar da savaş ediyor. Siz benim beynimdeki lopları nereden biliyorsunuz? Ben bilmiyorum. Hı? Benim de lop varmış. Var mı öyle bir şey? Avrupa'da mesela zeki insanlarda iki lop vardır. Hmm. Sen bilmezsin. O zaman bende 5 lop var. Değil mi? Bende 5 lop var. O zaman komik insanlarda da lobo lobo lop mu var? Biyoloji dersimiz bittiyse devam edelim yemekle. Buyurun. Kız o ne? Lezzetiyle damaklarda eşsiz tat bırakan salata. Evet, istersiniz diye yaptım. Hı. Aferin kızım. Acıktım. Ama menüde saymadınız Hizmet Hanım. Yani artık bilmiyorum. Kaşlı göz arası arkaya kaçtığında mı yaptı? Ne yaptıysa? Al yavrum. Bana neden salata getirmediniz? Gurbet Hanım, gıybet Hanım. Vallahi marul yaprakları çanak anten gibiydi. İnsanın ağzı yırtılır, ondan getirmedim. Ben buna gram altın vermem. Avrupa'da mesela salatayla çorba aynı anda gelmez. Karamalı mantar çorbasını mantarla mı yaptınız? Evet. Ben böyle rezalet görmedim. Tabağı sıyırdınız ama Şikayet Hanım. Ay şekerim düştü Sefa. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun Mübeccel abla. Çorbalar pek beğenilmedi galiba. Meziyet Hanım. Ben gelinimin çorbasına laf ettirmem. Senin canın salata istemişti. Al yavrum. Al annem. Biz de herkesin çorbasını içtik ama hiçbir şey demedik. Sevmeyen yemesin. Sevmeyen yemesin. Bu bir gün. Ya ben zaten çorbaya bir laf etmedim. Çünkü yiyemedim. Size afiyet olsun. Ben şimdi ara sıcakları getiriyorum. O zaman doyarsınız. Hadi kızım gelin. Sinirlendiniz sanki Hizmet Hanım. Sen de mi sus be? Kız ben ne dedim de? Daha ne diyeceksiniz be? Geldiğinizden beri muhalefet. Yok o öyle olmaz, yok bu böyle olmaz. Ama Avrupa'da böyle olmaz. Başlayacağım senin Avrupa'na da, he? İyi ki gittin, bir hafta Almanya'da dayında kaldın. Hanımlar, kavga mı ediyorsunuz yoksa? Yok, yok Sefa oğlum. Kavga etmiyoruz. Olur mu öyle şey? Şimdi hanımlar, siz benim hizmetçimin yemeklerini beğenmediniz ama kim bilir ne meziyetleri vardır onun, değil mi? Acaba nedir, nedir? Tüflü dalıyor. Oh! Folklor oynuyor. Bir de bir güzel şarkı söylüyor ki. O zaman ara sıcaklar gelmeden bir ara şarkı gelmesin mi? Gelsin, gelsin. Hadi gelsin. Gelsin. Hadi gelsin. O zaman size kendime... Şu yaralı gönlüme derman bulamazsın. Acımı şerbet ettim, yine arınamazsın. Yalansın, yalansın, külliyen yalansın. Ben eğitimden beri böyle kötü şarkı görmüştüm.
Ama yeter artık şikayet hanım ya. Tamam. Yeter ya. Ya kusura bakmayın, ben de böyle kötüsünü duymadım. Hanımlar. Ben ne dedim gıybet? Ben de aynı şeyi söyledim. Vallahi siz her şeye muhalefet ettiğiniz için ben artık hale almıyorum sizin fikrinizi. Önümde durup arkamda konuşan ilk defa görüyorum. Şikayet abla ilk defa bir şey gördü. Heh, kız ağzımdan aldı. Hanımlar, hanımlar, sakin olun. Evet, haklı. Sakin olun hanımlar, lütfen. Vallahi kusura bakma Mübeccel abla. Tamam, bu sevimsiz ama onun da dili bu kadar yani, havuç. Ay sen de yeter be. Getirdin 35 yaşındaki çocuğu. Sene doyduk bir de oğlu kaldı ha. Ara sıcaklar nerede kaldı Hizmet Hanım? Yemin ediyorum arsız bunlar be. Hizmet de sınır tanımıyor. Hizmet de sınır tanımıyor. Affedersiniz mi Gıybet Hanım? Altın günü size gelince daha sizin evi hiç görmedik. Ortadan yok oluyorsunuz. Vallahi Gıybet'in evini ben de daha görmedim. Kız gören var mı ki? Ben Avrupa'daydım, hiç görmedim. Tamam efendim ya, bu mu derdiniz? Buyurun haftaya bana gelin, bekliyorum. Tamam. Geleceğiz, geleceğiz efendim. Sizin yaptıklarınızı bir bir ben tek başıma kontrol edeceğim. Buyurun, edeyim. Buyurun, bekliyorum. Tamam. Gıybet Hanım, bu sefer galiba köşeye sıkıştınız ha? Ben kocamdan beri böyle kötü konuşan görmedim. Bu niye böyle konuşuyor? Bana bak, sen benim oğlum öyle dilini uzatamazsın. Tamam bak, her şey bir şey ama baba. Anam, anam, canım, anam. Yavrum. Ya bırak Allah aşkı ya, köşeye sıkıştı. Şimdi nasıl kaçacağını bilmiyor. Biz burada aç kaldık. Meziyet Hanımcığım kızınız sağ olsun. Tamam, hiç gündem değiştirmeye çalışmayın. Ben her şeyin farkındayım. Ya oğlunu yediklerine say be. Kızım. Gurbet Hanım, siz sessiz kaldınız. Ya vallahi ben birazdan medeni olunması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta Avrupa'da böyle şeyler... Ya bırak şeyleri... Allah aşkına ya. Evime ayakkabıyla girdin, dersiz kadın. Evi zaten bok götürmüyor. Sen de benim evime bok götürmüyorsun. Canım yeter. Yani sivilizasyon. Hanımlar. Hanımlar diyorum, duyuyor musunuz acaba? Geliyor mu kulağınıza? Lütfen. Allah aşkına bu nasıl yakışıksız bir münakaşadır yahu? Ha, sizin konuştuklarınızı kulağınız duyuyor mu? Ben burada utandım, yerin dibine girdim. Ha, yemek yemeye mi geldiniz, birbirinizi yemeye mi? Ayrıca hissettiklerinizi kendinize saklayamayacak kadar birbirinizden hoşlanmıyorsanız görüşmeyin efendim. Ben böyle didaktik konuşma görürüm. Aman hadi canım. Mübeccel Hanım. Mübeccel Hanım durun. Ne oldu oğlum? Daha ana yemeğe geçmedik. Yeter be, daha ne edeceksin sen? Yetiştirebilecek misiniz Gıybet Hanım? Allah aşkına zaten elim ayağıma dolandı, bir sus. Burnuma kötü kokular geliyor. Allah kahretsin böyle. Tamam. Geldim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun, ayakkabılarla girebilirsiniz. Ayaklarla girilen evin bereketi kaçar. Ben böyle rezalet görmem. Hoş geldiniz Meziyet Hanımcığım. Bütün ev yanık kokuyor. Kesin aç kaldık. Mübeccel abla. Ay, hoş bulduk. Güler yüzle karşılandık. Her şey çok güzel. Ay kız dedim kalsın. Lütfen ama Safranbolu da böyle değil. Ha? Nasıl? Bunun vizesi bitti ya. Neler yaptınız bakalım? Tavuk suyu çorba yaptım. İnşallah bulyondur. Ben 62'den beri hiçbir tavuğa güvenmedim. Börek yaptı ama Allah kahretsin. Ay. Kız dedim ben yanık kokuyor her yer diye. Gıybet Hanım, böreği yakmış olmazsın. Olmasın. Niyetliyiz, aç kalmayalım. Mesela Elma Dağı'da böyle değildir. Böreği sahurda yerler, hamur işi severler. Tamam. Gıybet ablam, yardıma ihtiyacın var mı? Yok Mübeccel ablam, geldim. Geldim. Herkes çorba içiyor mu? Hiç misafir ağırlama adabı yok. Kız koy ben içerim. İçeriz. Ben çorba içmem. Hayatımda çorba kadar sulu yemek görmedim. Hanımlar, menüde ne var ne yok merak etmiyor musunuz? Şahsen ben çok merak ediyorum. Hadi söyle.
Çok çıtır börek yaptım, ıspanaklı. Ara sıcak olarak. Ana yemekte de sushi. Sushi. Şişi. Şişi. Şişi? Şişi. Sushi. Ben böyle rezil Çince görmedim. Onun doğrusu şişodur. Zaten Çin değil, Japon mutfağıdır Şikayet Hanım. Pardon. Nerede bu oğlan? Odasında o. Tamam, biz yine başlamayalım. Biz yemeğe başlayalım, okundu. Tamam, oldu. Hanımlar suşinin ne olduğunu bilmiyor sanırım. Ben ne olduğunu biliyorum ama herkesin içinde deklare ederek kimseyi rencide etmek istemedim. Canım bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Tabii, yani. Tabii. Çiğ balıktan yapılan soğuk ne var? Kız Japon pilavı değil miydi o? Hanımların kafası karışık bu konuda herhalde. Olsun, yemiş öğrenmiş olacağız. Değil mi? İftarda da siş. Ben 63'ten beri böyle münafıklık görmedim. Ay ben bilmediğim şeyi yemem. Vallahi sizin bildiğinize kalsak buralara barbunya pırasa. Reşadiye'de hiç böyle değildir biliyor musunuz? İftarda sıcak yemek yenir, haliyle pişmiş olur. Evet. Evet, ben çorbaları getireyim. Hadi kızım. Sunuma ne diyorsunuz hanımlar? Vallahi esnaf lokantası gibi olmuş. Bu ne böyle ortada ekmek? Ama böyle samimi, halktan, hoş. Tavşanlı da inanmazsınız. Hiç böyle değil. Mesela ekmek kenara koyulur, salata ortaya, herkes ortadan yer. Ben böyle saçma yer duymadım. Nerede dediniz? Tavşanlı. Kız ne tavşanı? Tavuk suyu çorba dedim ya. Çorbayı nasıl buldunuz Meziyet Hanım? Dur, daha yemedik, dur. Boğazımıza dizdin. Bir bakalım, bir dakika bir şey yapalım, bunları bir koyalım. Buyur. Ne var bunun içinde? Bulyon. Çorbaya çorba demeye bin şahit ister. Kız suya bulyon mu kırdınız? Herhalde Meziyet Hanım. Başka türlü tavuk tadı nasıl vereceğiz? Ben böyle rezillik görmedim. Bulyon olmaz. Tavuk konur, tavuk. Ama az önce öyle demediniz Şikayet Hanım. Ne zaman ne dedi? İnşallah bulyondur dediniz. Yok öyle bir şey demedim. Dediniz. Demedi. İsterseniz görüntüleri inceleyelim. Gerek yok. İnceliyoruz. İnşallah bulyondur. İnşallah bulyondur. İnşallah bulyondur. Şimdi ne diyeceksiniz Şikayet Hanım? Bu ben değilim. Ben hayatımda böyle saçma ben görmedim. Ay ne oldu? Çorbamın içinden kıl çıktı, ben bunu yemem. Pardon, ben onu değiştireyim. İstemem. Ay canın isterse. Gerildiniz sanki Gıybet Hanım. Ben Meziyet'in ağzını cahap diye yırtardım ama işte misafir onun için. Börek koyayım ben o zaman size. Hadi kızım getir, böreğimizi getir yiyelim. Buyurun. Afiyet olsun. Bunlar yanık. Yanık değil Meziyet Hanımcığım. O çok çıtır Karagül böreği. Bizim orada öyle yapılır. Karamürsel mi sizin ora? Ha, Kocaeli. Allah Allah, Karagül tatlısı duydum ama böreğini hiç duymadım. Ver. Kız buna az işli elmas olsun. Nasıl? Hı? kömür bu. Ben kelebeğin rüyasından beri böyle kömür görmedim. Vallahi görmedim. İçecekti. Kız dökmeyecekti. Ay. Cenab'ım olsun. Rezil oldum. Yok, yok. Kadın ancak böyle yumuşayacak sandı. Börekler at kafaya yarılsın mı Gıybet Hanım? Daş. Yok kız kömür. Canım olur ya, bir gideri var, yenilebilir. Mesela tıpta buna kanser derler. Tamam, yemeyen yemesin lütfen, hiç yemeyin. Ama çok güzel tatlı yaptım. Evet. Bakalım ona bir şey diyebilecek misin? Hadi. Tatlı yiyip tatlı konuşacak mısınız hanımlar? Ben böyle gaybde ses duymam. Buyurun. Bu ne? Bülbül yuvası.
O ne ara yuva yapmış oraya? Evet. Kız bu yuva değil ki. Bülbüller için toplu konut. Ben hayatımda böyle yuvarlak toki görmedim. Ablacığım, bunun tatlısı var. Onu yapacaktın. E tatlı zaten Mübeccel abla. Bak nasıl tatlı. Ama güzel kabarmış. Mesela Korkut elinde böyle kabarmaz. Ben mesela kabaran şeylerden iyi anlarım. Böyle kabarmaz. Ekmek olsun, kek olsun iyi anlarım. Senin saçını anlamam. Yani bu kadın da zaten bir kere olsun ya, yani ama bak Allah'ın sana mı yiyeceğiz ya? Tadına bak. Tadına ne yiyeceğiz? Sana yapacağız ya? Ama tamam tamam zıkkımı kökünü ye. Ben böyle çirkeflik görmedim. Ben ne böyle sinameki görmedim. Ama gıybet. Bir kere sinameki ottur, bağırsak yumuşatır. Ben ömrümde böyle bağırsak çalıştıran ot görmedim. Mübeccel görüyor musun? Bak hoşuna gitmeyince nasıl çirkinleşti. Ya sensin çirkin. Krapeli pigme. Ya yani. Öyle işte saç kabartınca boyuzamıyor tatlım. Kayışı kopardınız galiba Gıybet Hanım. Hay çelen kopsun bir sus be. Aa! Kız ben ne dedim de? Gıybet sakin ol ablacığım. Ha? Mübeccel ablam sen suyuna pasiflara mı katıyorsun? Ne yapıyorsun? Kurban olayım ya. Mülayim mülayim içimi şişirdin. Çatal kudunuz da enteresandır. Evet. Ada çayıyla meyan kökü demlerler. Ora nere Gurbet Hanım? Buhranbolu'nun kazası. Bırak bu da bir hafta Anadolu Banadolu izlemiş. Gelmiş burada bize hava atıyor. Yok çatal kunduz bilmem ne. Ben böyle saçma yer duymadım. Çeliş gezektir o. Her pazar Ömer Hayyam köprüsünün altına otobüs alır. Ben bir kere Avrupa görmüş insanım. Siz daha sushi diyemiyorsunuz. Sushi. Bakın diyemiyorsunuz. Sushi. Ay. Meziyet aklım çıktı. Ne yapıyorsun abla? Lafa gireceğim, giremiyorum. Tamam ama lütfen sofradayız. Düdük çalmayalım. Aa. Biz de çaldırmayalım hanımlar. Siz ne diyeceksiniz Meziyet Hanım? Ha? Şunu diyeceğim. Allah aşkına bu sushi midir nedir artık? Bunu sen dışarıdan almışsın. Bu nedir böyle? Kardeşler çayla tavuk. Tamam mı? Ben böyle evlere servis görmedim. Ayıp bir şey yok. Ya Allah Allah. Allah. Ben öyle aldım da. Bunun da üç parçası olsun. Ya bırak Allah aşkına ya. Bırak ya. Taşıma kendi. Hanımlar, vallahi insan sizi evine çağırmaya korkuyor şahsen. Ben korkuyorum. Hiç yakışık alıyor mu size? Meziyet ablacığım anlıyorum, kırgınsın gıybete. E gelmeseydin evine, niye geldin? Hayır, amacınız, önermeniz ne? Geldi evime, o kadar konuştu. Şu sofraya bak. Dinime küfreden Müslüman olsa. Önermeniz bu mu yani Meziyet Hanım? Evet. Ben böyle saçma önerme görmedim. Sen zaten ne gördün? Ben başı dişini kıracağım. Ben bu sofrada yemem. Buyurun yemeğe. Çekilin. Bir daha da çağırın. Başlayalım ya.